Yaz kış, tasarruf, sağlık, mutluluk, rahatlık. Bunlardan burada bahsetmemiz sanırız çok gereksiz. Uzlaşanın hayatınıza getireceği yeniliklere inanamayacaksınız. www.uzlaşan.com.tr Evet sevgili Haberize izleyicileri, hepinize bu güzel akşamdan mutlu akşamlar diliyorum. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Rize ile ilgili konuları gündemi değerlendirmek için sizlerle birlikte, sizlerle beraber olacağız. Ama bu akşam rutin değerlendirmemizin dışında bir konuğumuz var. Daha önce uzaktan bağlantıyla konuğumuz olan o programda Sülüke'de konumuz olacağını diye söz verip bugün de bu sözü yerine getiren bir konuğumuz var. AK Parti MKYK üyesi, İstanbul eski milletvekili Sayın Metin Külünk. Hoş geldiniz programımıza. Öncelikle teşekkür ediyorum verdiğiniz sözü tuttunuz için. Ne yapacak yani? Geliyoruz ya, deyip vaz mı geçecek? Yok estağfurullah, program yoğun olur. Ya ne alakası var ya, bu işlerde söz veriliyorsa sözün gereği yerine getirilir. Bu kadar basit yani. Hiç, ikinci ancak ölüm, çok sıra dışı ağır bir hastalık ya da çok böyle sıra dışı bir mazeretin dışında sözün hükmü vardır. O da nedir? Yerine getirilmesidir. Evet. Sayın Başkan, sürekli gündemdesiniz. Gündemden hiç düşmüyorsunuz. Yani üç dönem kuralından vekilleri alın ama inanın ki birçok vekil üzerine sürekli gündemdesiniz. Paylaştıklarınız tartışılıyor. Ben üç dönem kuralından dolayı parlamento dışında değilim. Ben iki dönem, yani aradaki üç aylık milletvekilliği dönemiyle beraber iki dönem sonrası milletvekilliği görevim bitti ama siyasal mücadele hayatımız devam ediyor ve de tereddütsüz inşallah edecek. Evet, onu görüyoruz çünkü paylaşımlarınız sürekli... Niye yani bizden son nefese dek yeryüzünde adalet esaslı, hakkı esaslı bir düzen için mücadeleyi emrediyor Allah. Bizim sınırlarımız matematikle tek başına tanımlanamaz ki. Yani bir koltuk olur olmaz, bir makam olur olmaz, bir mevki olur. Nefes var mı? Evet. Var. Nefes var olduğu müddetçe mücadele devam edecektir. Devam edecek. Yani dün parlamentoda olur bu iş. Bugün sokakta olur, yarın masa başında olur. Onun için biz her şartta, her zeminde tereddütsüz nefes alıp verdiğimiz müddetçe insanlığın beklediği, İnsanlığın arayış içerisinde olduğu, insanlığın bu son iki asırdır karşı karşıya kaldığı haksızlığın, zulmün, sömürünün, adaletsizliğin, eşitsizliğin ve de insansızlığın dayatıldığı bu küresel pagan yapıya itiraz etmek bir kere bizim olmazsa olmazımız. Bu bir kere bizim varoluş gerekçemiz. O zaman bunu politik tanımlamalarla sınırlandırmaya kalkmaya biz güler geçeriz. Biz niçin varız yani? Onun için çok buralara takılıp kalmanın bir anlamı yok. Varız. Allah'ın izniyle var olacağız. Tereddütsüz bu ülkede sözümüzü söylüyoruz. İnşallah da söyleyeceğiz. Evet, Sayın Başkanım, son bir paylaşımınız bayağı bir ses getirdi, bayağı bir tartışıldı. Hangisiymiş? Gerçi bütün paylaşımlar sizi çok tartışılıyor, çok konuşuluyor. Ama bu İstanbul Üniversitesi ile ilgili bir, evet, isterseniz çünkü çok, çok yankı getiren ve önemli de arz eden bir konu, çok tartışıldı. Oradan başlayan programımıza... Çok açık yani, orada İstanbul Üniversitesi yönetiminin konuya dair toplumu ikna etme şansı yok da toplumu bilgilendirmesi gerekiyor. Yani hiçbir mazeretin arkasına saklanmadan
toplumu doğru şekilde bilgilendirme mecburiyeti vardır. Ama ben bu olumsuzluk karşısında aziz milletimizin ortaya koyduğu basiret dolu, feraset dolu, insanın hakikatine sahip çıkan duruşundan dolayı aziz milletimize çok teşekkür ediyorum. Çünkü haberin hem Yeni Şafak gazetesine teşekkür ediyoruz, hem Aydınlık gazetesine teşekkür ediyoruz. Haberin duyulduğu andan itibaren sokağın bu konuda insanın hakikatine sahip çıkan duruşu bizim geleceğe çok daha güçlü ümitlerle bakmamızın en önemli noktası. O nedenle burada bu ülkenin evlatları İstanbul Üniversitesi'ndeki ortaya çıkan bu tablodan sonra aslında şunu görmeliyiz. Küresel pagan yapı ne istiyor? Küresel pagan yapı insanı tasfiye etmek istiyor. Küresel pagan yapının 4 hedefi var. İnsana açılmış savaşta. 1. Eşcinsellik. Eşcinsellik dayatılıyor insanlığa. Sebep, insanlığın nüfusu azaltılmak isteniyor. Biyolojik insanın sonu getirilmek isteniyor. İnsan Allah'ın yarattığı insan fıtratını tahrip etmek, hakikatinden koparmak ve de insanı kendi aklıyla, kalbiyle, bedeniyle çatışmalı hale getirmek istiyor. Neyi hedefliyorlar? Bütün bunlar aslında insanın yaratılışına kim itiraz etti Şenol Bey kardeşim? Allah Azze ve Celle insanı yaratacağım dediği zaman kim itiraz etti? Şeytan itiraz etti. Niçin? Çünkü insan topraktan yaratıldığından, kendisinin ateşten yaratılmış olmasından kaynaklanan hasetiyle insanın kendisi varken neden Allah'ın insana topraktan yaratılmış ve de kendi ruhundan üflediği ve de eşyanın bilgisini öğrettiği insana kim itiraz etti? Şeytan. Ve döndü insanı tahrip edeceğini, yaratılmış bütün hakikati ve hakikatin gerçeklik yansımasını mutlaka doğasından koparma noktasında uğraş içerisinde olduğunu söyledi. Şimdi karşımızdaki küresel pagan yapıyı tanımalıyız önce. Karşımızda Amerika var, bir devlet gücü olarak var. Avrupa Birliği var, bir devlet gücü olarak. İsrail var, bir devlet gücü olarak. Var, doğru. Fransa var, var. Veya bir başka devletler var. Ancak bu devletlerin arkasında ki akıl ne? Nasıl bir akıl? Çünkü Amerika kendi adına hareket etmiyor tek başına. Amerika'nın kendi çıkarlarına odaklı hareket etmiyor. Amerika'ya da Avrupa Birliği'ne de biçilmiş rol Avrupa düşüncesi diye tanımlanan bu düşünce üzerinden yapılmak istenen Şenol Bey kardeşim, insan hakikatine savaş açmak, insanın Cenab-ı Hakk'ın anne rahminde, karnında şekillendirdiği insan gerçekliğini tasfiye etmek, tahrip etmek, beraberinde doğayı tahrip etmek. Yani tarımın, bitkilerin, gıdaların genetiğiyle oynamak, beraberinde aileyi tüketmek, aileyi yok etmek, beraberinde çocukları insanlığın elinden alarak biraz evvel söylediğim başlıkta bir, eşcinselleştirmek küresel sistemin paradigmasıdır. Bakınız,
Uganda'ya Dünya Bankası kredi vermedi. Neden? Eşcinselliği reddettiği için, eşcinsellikle ilgili bütün uygulamaları yasakladığı için ve kabul etmediği için, bunu da bir devlet politikası haline getirdiği için karşılığında da Dünya Bankası kredi verdi. Bakınız, iş dünyasını uyarıyorum. Mutlak surette bizim İslam dünyasının ve beraberinde insan gerçekliğine, aile gerçekliğine sahip çıkan İslam dünyasının dışındaki kim varsa, bu Hristiyan inancından olabilir, Yahudi inancından olabilir, ateist olabilir, Budist olabilir, Hindu olabilir, ama insan yaratılışının gerçekliğine, aileyi tahrip edilmesine itiraz eden kim varsa, bekleyen tehlikeyi söyleyeyim ben size iktisadi anlamda. Dünyanın parasını kontrol eden güçler ellerindeki kredi imkanlarını kullanabilme şartı olarak şirketlerin ve devletlerin eşcinselliği birinci etapta. Eşcinselliği birinci etapta devletlerin meşrulaştırılmasını hukuken zorunlu hale getirmek isteyecekler. Zorunlu hale. Bakınız, dikkat edin. Bu bir hak meselesi değil, özgürlük meselesi değil, tercih meselesi değil. Küresel finans elitleri insanlığı bir noktaya doğru götürmek istiyor. Ne yapacaklar biliyor musunuz? Sizin şirketiniz, bakınız, kredi almak için bir bankaya başvurduğunuzda ya da şirketiniz yurt dışındaki bir bankadan kredi istediğinde, Türkiye'deki bankalar yurt dışından kredi tedarik etmeye kalktıklarında o bankaların önüne eşcinsellik dayatması gelecek. Sürdürülebilir kalkınma adı altında bu küresel finans elitlerinin paradigması haline gelmiş. İki, pedofiliyi meşrulaştıracaklar. Dikkat edin. Pedofiliyi, yani insanlığın elinden çocuklarını alıp şeytani ihtiraslarının, satanist ihtiraslarının aracı haline getirecekler ve devletleri pedofiliyi meşru olarak görmeyi dayatacaklar. 3, ensesti meşrulaştıracaklar ve küresel pagan sisteminin, şeytani düzenin paradigmasının başlıklarından birisi haline geldi. 4. aşama ne biliyor musunuz? Zoofili. Ne demek? Hayvanlarla taaccüp ederim ama bu gerçekleri sokak bilmeli. Karşımızda özgürlük, hak kavramlarının arkasına saklanmış sinsi ama adım adım insanlığı bir felakete, bir Sodom Gomorre akıbetine götürmek isteyen bir modelden bahsediyorum. Aileler bunu görmeli. Devletler bunu görmeli. Onun için Ukrayna-Rusya savaşının asıl sebeplerinden bir tanesi de Rusya'nın küresel pagan bu yapının dayatmalarına itiraz etmesi, küresel bu pagan yapının Rusya halkı üzerinde bu saydığım başlıkların meşrulaştırılmasına yönelik adımlarını hepsi reddettiği için, kanunen yasakladığı için, devlet olarak tavır koyduğu için. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'nin kabul edildiği tarihten itibaren 8 yıllık bir boşlukta bu ülkede sosyal olarak neleri kaybettiğimize bir bakalım. Neleri kaybettiğimize üzülerek ifade ediyorum. LGBT, yani biraz evvel söylediğim küresel pagan yapının, yani NATO'nun dahi, bakınız NATO da bunun bir parçası. NATO'da toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında bu saydığım 4 başlığım devletlere ve milletlere
dayatılmasının aparatlarından birisi. Aparat, Birleşmiş Milletler. Birleşmiş Milletler. Bunun aparatlarından birisi. Dünya Sağlık Örgütü. Bunun aparatlarından birisi. Dünya Bankası. Bunun aparatlarından birisi. Neyi hedefliyorlar? Hedefledikleri şey şu. İnsanlık, biyolojik insanın sonunu getirmek, insanlığın üremesini durdurmak, insanın hakikatini yok etmek, çocukları insanlığın elinden alıp iğrenç bir entelektüel, batılı entelektüel der ki, Batı'nın sermayesini tarif ederken o gravatlarının, smokinlerinin arkasında Dostoyevski bunu tarif eder. Der ki o smokinlerinin arkasında iğrenç bir dünyaları vardır. Ve bugün hakikaten küresel finans elitlerinin içerideki uzantılarıyla birlikte o smokinlerinin, o lüks arabalarının, o şatolarının üzerinden kendilerini tanımladıkları o sahnenin önündekinin arkasında iğrenç insan düşmanı doğrudan şeytana odaklanmış ve teslim olmuş bir model var. Ve bu küresel sistemin olmazsa olmazı. Şimdi İstanbul Sözleşmesi üzerinden 8 yılda neleri kaybettiğimize bir bakalım. LGBT dernekleri bu ülkede neredeyse kamuyu bu başlık altında çalıştıramaz hale getirmek istediler. LGBT dernekleri. Neden? LGBT İstanbul Sözleşmesi uluslararası bir sözleşme olduğu için iç hukukun üzerinde kabul edildiğinden dolayı idare evlatlarımıza, aileye yönelik bu derneklerin yaygın bir şekilde faaliyet yapmaları karşısında vatansever kamu yöneticilerimiz dahi kıpırdayamaz bir noktaya maalesef geldi. Beraberinde bu dernek özellikle Avrupa'dan gelen fonlarla, dünyanın değişik ülkelerinden gelen fonlarla elde ettikleri finansal gücü bu milletin evlatlarını, kızlarını, erkeklerini ailelerinden elinden alıp cinsiyet değiştirme, cinsiyetlerini iptal ederek kendi doğalarıyla çatışmalı hale getirecekleri çok geniş bir alan buldular. Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. İradesini koydu, milletin beklediği tavrı koydu ve İstanbul Sözleşmesi'nden çıkarak artık bu mesele Türkiye'de bir anayasal suçtur. Çünkü anayasanın 41. maddesi açık hükümdür. Ailenin, insanın korunması noktasında anayasanın 41. maddesine yönelik işlenmiş suçlandırdır. Bir anayasal suç mekanizması var karşımızda. O nedenle bu cinsiyet iptaline yönelik İstanbul Üniversitesi'nin sınırları içerisinde, bakınız orada çıkan bir dergi var. O dergide fiilen aynı küresel bu pagan yapının Dünya Sağlık Örgütü'nün aklıyla hareket eden bir takım tırnak içerisinde tanımlanmış bilim adamlarının resmen cinsiyet iptalini, cinsiyetsizleşmeyi, çocukların cinsiyetlerinin gelişiminin engellenmesine yönelik analizler var, özendirici analizler var. Dolayısıyla bu meselenin bu şekilde iki gazete tarafından deşifre edilmesi, sokağın bu anlamdaki tepkisinin, biz bir adım daha ileri gitmeliyiz. Çok net söylüyorum. Artık İstanbul Sözleşmesi'nden çıktığımıza göre, Danıştay da bu konuda hukuki iradesini koyduğuna göre LGBT dernekleri kapatılmalıdır. Derhal. İki, bu konuyla ilgili parlamentonun önümüzdeki dönem, Sayın Cumhurbaşkanımızın seçimden önce açık tavrı var anayasa değişikliğinde, başörtüsü ve aileyle ilgili. Ve bu anlamda dünyada tepkiler yükseliyor zaten. Trump'ın açık mücadelesi var. Rusya'nın açık mücadelesi var. Malezya, bakınız bir saat markası ismini vermeyeceğim. Saat markası bu sapkınlığın ve sapıklığın, bu eşcinsellik dayatmasının paydaşı olan
bir saat şirketinin saatlerinde kullandığı renkler üzerinden bu meseleyi şirinleştirme çabalarına karşı Malezya devleti açıktan tavır koydu. İptal etti. Biz de artık Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak, çünkü bu mesele devleti tehdit ediyor. İnsan varsa devlet vardır değil mi? Devleti tehdit ediyor. İki, milleti tehdit ediyor. Üç, aileyi tehdit ediyor. Dört, çocuklarımızı tehdit ediyor. Şimdi bu dört tehdit, Allah göstermesin, hedefine ulaştığında Anadolu'da yaşamamız mümkün mü? Var olmamız mümkün mü? Bir millet kimliğinden, bir devlet kimliğinden bahsetmek mümkün mü? Zaten bu küresel pagan yapının stratejik hedefi devletleri yok etmek, devletleri çökertmek. O nedenle LGBT dernekleri derhal kapatılmalıdır. Kaymakamlarımız bu konuda, valilerimiz bu konuda, emniyet teşkilatımız bu konuda cesur hareket etmelidir. Bakınız, ilk defa burada söylüyorum. Yargı, savcılarımız, hakimlerimiz bu konuda milletimizin geleceği için, nesillerimizin geleceği için, aile mükemmeliyetimizin geleceği için, Anadolu topraklarındaki asırlardır varoluşumuzun ilelebet paydar olma mücadelesinin başarılı olması için yargıyı ve güvenlik bürokrasisini ve mülki idareyi, açık yüreklilikle söylüyorum, cesur, kararlı adımlar atmaya. Kapatılsın dernekler. Beraberinde Milli Eğitim Bakanlığı'nda, Aile Bakanlığı'nda, ki buradan da bir kez daha uyarıyorum, Aile Bakanlığı'nın içerisinde İstanbul Sözleşmesi'nin iptalinden çok rahatsız olan Sayın Cumhurbaşkanımızın ve milletimizin bu anlamdaki iradesinden rahatsız olan İstanbul Sözleşmesi akıllıların bu sözleşmenin yürürlükte kalabilmesi için ya da bu sözleşmenin iptalinden sonra ne kadar rahatsız olduklarını biliyoruz. Hiç millete direnmeye kalkmayacaklar. Bu anlamda İstanbul Sözleşmesi, bu ülkenin İstanbul Sözleşmesi'nin çatısı altında kadına yönelik şiddetle mücadelede, kadına yönelik işlenen suçlarla mücadelede Avrupa düşüncesinin şekillendirdiği stratejik hedefi insanı, aileyi çökertmek olan İstanbul Sözleşmesi'nin çatısına ihtiyacı yoktur. Bu ülkenin değerleri, tarihsel birikimleri, kadına yönelik şiddeti engelleyecek normlar, çatı normlar oluşturmaya gücü yeter, tecrübesi yeter, aklı yeter, kabiliyeti yeter. Bizim şeytani normlarla hareket eden Avrupa düşüncesinin temel alınarak oluşturulmuş normlara ihtiyacımız yok. 62-84'ün arkasına saklanarak kadına yönelik şiddet tereddütsüz kabul edilemez. Kadına yönelik işlenen suçlar, insana yönelik işlenen suçlar kavramlarının arkasına saklanarak toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında Milli Eğitim'de, Aile Bakanlığı'nda, belediyelerde ne kadar uygulama ve genelge varsa, yönetmelik varsa derhal iptal edilmelidir. İptal etmeyenlerin sorumluluğu her bir bu vatan evladının böyle bir saldırıya, dayatmaya yenik düştüğünün sorumluluğu o insanların omuzlarında olacaktır. Dolayısıyla Netflix bir kere siber bağımsızlığımızı ilan etmeliyiz. Bu ülke siber alanda, dijital alanda bu karşı karşıya kaldığı büyük saldırılara siber bağımsızlığı, siber güvenliği üzerinden cevap vermek zorundadır. Netflix, TikTok derhal kapatılmalıdır. Erişim engellenmelidir. Derhal. Milli Eğitim Bakanlığı özellikle İstanbul Sözleşmesi'nden sonra, bakınız bu söylediğim de çok önemli, İstanbul Sözleşmesi'nden sonra ders kitaplarında
müfredatlarda ve materyallerde toplumsal cinsiyet eşitliği altında şirinleştirilmek istenen üçüncü cinsiyeti ki fıtrata açılmış savaştır. Kadın vardır, erkek vardır. Bir kere nüfus kağıtlarımızdaki gender tarımı derhal kaldırmak zorundayız. Efendim Avrupa Birliği ne der? Bizim Anadolu topraklarındaki varlığımızın sırrı Avrupa Birliği'nin normlarında var değildir. Bizim Anadolu topraklarındaki varoluş sırrımız Mekke, Medine, Semerkant, Buhara, Horasan, Kars, Kars'ta Hasan el Harekane'den başlar Anadolu'nun dört bir tarafındaki Yesevi geleneğinden, Pir geleneğinden, Gazi geleneğinden devam eder. Bir Türk aklı, bir Türk ekolü vardır. Bütün bu saldırıların stratejik hedefi Şenol Bey kardeşim, Türk aklını, Türk ekolünü, Türk devlet geleneğini çökertmek ve yok etmek istiyorlar. O nedenle Netflix, TikTok kapatılmalı. Milli Eğitim Bakanlığı, bakınız Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Sözleşmesi'nin çatı normu haline getirildiği andan itibaren İstanbul Sözleşmesi'ne uyumlaştırılmış ne kadar müfredatta başlık varsa iptal etmelidir. Ne kadar materyal varsa iptal edilmelidir. Bu anlamdaki TRT bütün çocuk filmlerini gözden geçirmelidir. Aileye yönelik bütün dizileri gözden geçirmelidir. Bu konuda Tabii'nin çok önemli bir platform olduğuna yürekten inanıyorum. TRT'nin bu anlamda geçmişte yaptığı çok iyi çalışmaların olduğuna inanıyorum. Ama tekrar tekrar gözden geçirmelidir. Bunlara izin verilmelidir. Devam ediyorum. İçişleri Bakanlığı, özellikle CHP'li belediyelerin Avrupa'dan veya değişik yerlerden elde ettikleri fonlar üzerinden toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında bu ülkenin evlatlarının cinsiyetsizleştirilmesine yönelik çalışmalarını derhal durdurulmalıdır. Asla izin verir. RTÜK televizyonları bu temelde gözden geçirmelidir, dizilere müdahale edilmelidir. Ve bütün bunlarla beraber bizim asıl yapmamız gereken bunlar, işin engellenme kısmı, birlikte insanlığın karşı karşıya kaldığı, doğrudan insan hedef çünkü. Bu saldırıya karşı, saldırılara karşı üniversiteler, Diyanet İşleri Başkanlığı, bilim, teknoloji odaklı yapılanmalar, TÜBİTAK, oturup üniversitelerin sosyoloji bölümleri, psikoloji bölümleri, tıp fakülteleri, felsefe bölümleri oturup insanın, ailenin karşı karşıya kaldığı bu saldırılara karşı insanlık çapında geniş bir zemin oluşturulmalı. Bunun için bir küresel insanlık çalıştayı yapılmalı. Bu Türkiye'de, çünkü dünyada bu gidişata direnebilecek, aklıyla, fikriyle, devlet örfüyle direnebilecek yegane ülke Türkiye'dir. Ve bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığı süreci son derece akıllı bir şekilde yönetmeli ve anaokulundan itibaren özellikle de Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir noktaya dikkat çekiyorum. Özellikle devlet okullarının dışındaki anaokulları, devlet okullarının dışındaki özel okullar mutlaka özel incelenmeye alınmalıdır. Maalesef bugün özel okulların kontrole ihtiyacı vardır. Kontrole. Dolayısıyla İstanbul Üniversitesi'ndeki bu ortaya çıkan tablodan sonraki tartışmalar, sokak çok dikkatli. Hükümetimizin bu anlamda çok daha sert, kararlı. Sayın Cumhurbaşkanımızın çünkü ana muhalefet, Sayın Cumhurbaşkanımızın karşısına çıkan Millet İttifakı eşcinsellik noktasında
tereddütsüz küresel pagan aklıyla beraber hareket ettiğini açıkça ortaya koymuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız da Cumhur İttifakı olarak buna tavır koymuştur. Bu tavrın artık hükümetimiz tarafından çok ciddi adımlarla ete ve kemiğe bürünmesini beklemektedir. Sayın Başkanım, şimdi çok akıcı bir şekilde konuyu işlediğiniz için ben bölmedim sizi. Ama birkaç not aldım satır aralarından. Onları açmanızı isteyeceğim. Mesela CHP belediyelerinin faaliyetlerine değindiniz. İşte eşcinsellik başlığı altında bazı faaliyetlerini durdurmasını istediniz. Bu anlamda yapılmış bir organizasyonun veya bir bütün belediyeler mi yoksa... Hepsi değil. Yani İstanbul Büyükşehir'de var bu. Evet, yani nerede var? İzmir'de var bu. Ankara'da var bu. Bursa'da var bu. CHP'li belediyeler. Yani büyük metropol şehirlerde mi daha tabii çok ki, bu yani, faaliyetler? Çünkü yani Anadolu'da bunu cesaret edemezler. Oralarda kaybolacağını zannediyorlar. Yani metropol şehirlerde ki... İsim veriyorum. Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da, Bursa'da. Evet, bir de... İlçelerde, Bursa'da, ilçede. İzmir ilçe. Büyükşehir tabii ki. Ankara'da, ilçelerde. İstanbul'da, Büyükşehir'de, bazı ilçelerde. Açık LGBT paçavrasını kendi sembolleri olarak zaten açıktan sahipleniyorlar. Bu anayasal suçtur. Bakınız, anayasal suç işliyorlar. İstanbul Sözleşmesi'nden çıktığımız andan itibaren bu yapılar anayasal suç işlemektedir. LGBT dernekleri anayasal suç işleyen örgütler noktasındadır. Yargıçlarımız bu konuda bu milletin geleceği için, güvenlik bürokrasimiz bu konuda bu milletin ve bu devletin geleceği için bu konuda cesur adımlar atmalıdırlar. Evet. Bir de Sayın Başkan, bu mesela Twitter konusunda bazı uygulamalar yapıldı belli dönemlerde. Twitter'daki bazı. Ama TikTok gerçekten o konuda size %1 milyon Netflix'te katılmıyor musun? Katılıyorum. Hayır canım, bunu diyemem. Yani TikTok konusunda. Pandemi Netflix bizi, Anadolu'da çok yaygın değil ama bakın, TikTok çok yaygın. Anadolu'da bakın, da köylerde bile yaygın. Dağılan yuvalar, çöken ocaklar, kaybolan hayaller, kaybolan ümitler, çöken aileler. Ve bakınız, 85 milyon memleket evladını tek tek kontrol etmek istiyorlar. Tek tek. Onun için bizim bu sürecin tehditlerini bertaraf etmede en temel gücümüz ve kalemiz devletimizin varlığıdır. Onun için devletimiz bu konuda güçlü ve kararlı adımlar atmakta gecikmemelidir. Çünkü bakınız, tırnak içerisinde bu sapkınlık evliliklerini milletin gözünün içine baka baka yaparak, maalesef de etrafındakiler alkışlayarak şirinleştirme, toplumu tepkisiz hale getirmek istiyor. Hayır, bu konuda asla demokratik haklarımızı kullanarak her zeminde tepki koymaktan geri durmamalıyız. Evet. Retük'te bir tane televizyon sırf Hristiyanlık üzerine, ismini telaffuz edip etmek istemiyorum ama bilmeyenlerin bilmesi açısından etmek istemiyorum. Yani bazı dizilere, bazı şeylere eleştiri getiriyorsunuz ama Retük'ü göreve çağırıyorsunuz ama Retük'te oysa şu anda lisanslı Türkiye'de İstanbul merkezden Hristiyanlık üzerine, bütün Hristiyanlıktan lisanslı televizyon var. Gereğini yapacak Retük. Var, lisanslı var yani. Bakın, var gereğini yani yapacak Retük. Üstelik espri söylesem ayrıca biliyorsunuzdur muhtemelen. Biliyorum ben. Retük gereğini yapacak. Retük proaktif olacak. Proaktif. Sokağın beklentilerine, televizyonların ellerini kollarını sallaya sallaya bu milletin değerlerine açtığı savaşa karşı devletin gücü olan Retük görevini yapacak. Net. Yapacak. Bakın Rusya yapıyor. Uganda yapıyor. Malezya yapıyor. Yapıyor. Neyle tehdit edecek? Bize edecekleri bütün tehditleri ediyorlar zaten. 15 Temmuz'da işgale kalktılar. Şimdi yeni işgal planları var. Ege'den kuşatıyorlar. Güney'den kuşatmak istiyorlar. Karadeniz'i barış gölü olmaktan çıkarıp savaş gölü haline getirme. Zaten kuşatma altındayız. Ama bunların hiçbirisi bizim Anadolu topraklarında
varlığımızın sırrını kendi ellerimizle yok etme hakkını bize vermez. Herkes aklını başına alacak. Peki Sayın Başkan, şeyi soracağım. Yani kadına şiddeti önleme konusunda değindiniz ya. Belki şimdi konudan konuya atlamış olacağız ama şurada notları almışım dedim ya, siz konuşmalarınızdan notlar aldım. Mevcut yasalarımızı yeterli mi yani? İstanbul Sözleşmesi mevcut yasalarımızı kadını ivedilikle korumada... Ben uzun yıllardır üzerinde kafa yordum bir başlık. Avrupa Birliği uyum çerçevesinde yaptığımız bütün yasaları gözden geçirmek zorundayız. Tüm yasaları. İstanbul Sözleşmesi'nin ardından çıkan 62-84'ü de masaya yatırmak zorundayız. Yasa bir taraftan bir mağduriyeti ortadan kaldırmak için bu düzenleme yapılmışken, bir mağduriyeti ortadan kaldırırken oluşmuş yeni mağduriyetlerin de ortadan kalkması için bir masanın etrafında 62-80, bir kere 62-84 tabu değil, tartışılmaz değil, konuşulmaz değil, yorumlanmaz değil, eleştirilmez değil. Temel felsefi duruşumuz insana şiddete hayır, kadına şiddete hayır. Elbette ki. Elbette ki kadının hakkı, insanın hakkı tereddütsüz doğuştan hakları vardır. Sonradan ortaya çıkan haklar vardır. Biz bu tartışmaları Avrupa düşüncesinin normları üzerinden yapmak zorunda değiliz. Biz tarihsel tecrübelerimizle, değerlerimizle, yeni zamanı doğru okuyarak, zamanın ruhu ve aklını görerek, okuyarak, anlayarak biz bu konularda tarihsel tecrübelerimiz daha 250 yıl evvel kadını şeytan gören Avrupa düşüncesi mi, bu akıl mı bize kadına yönelik şiddetin engellenmesine dair norm dayatacak? Hayır, 62-84 tabu değildir. Bir takım arkadaşlar 62-84'ü tartıştırmayız. Ne demek tartıştırmak ya? 62-84 tartışılır. Lehinde ve aleyhinde herkes düşüncelerini söyler. Oradan, bakınız bir kez daha ifade edeyim, 62-84 niye ortaya çıktı? Kadına yönelik şiddet, kadına yönelik işlenen suçlarda ortaya çıkan tablo bir yasal düzenleme ihtiyacı çıkardı. Tamam, peki o tablonun sonucunda ortaya çıkan 62-84 sayılı yasanın ortaya çıkardığı, bu yasanın uygulanmasından ortaya çıkan mağduriyetler nasıl giderilecek? Bunun yolu bir, 62-84 masada herkes kanaatini söyler. Yasanın üzerindeki bütün tartışmaların sonucunda ortaya, mağduriyetlerin ortadan kalkması için ya da hiç mağduriyet olmayacak şekilde hale gelmesi için üzerinde yeni içtihat edilir. Kanunlar içtihat edilmek için vardır. Parlamento niçin vardır? 6 ay evvel, 2 yıl evvel yaptığı düzenlemeyi yenileyebilir zamanın ihtiyaçlarına göre. Ondan dolayı ben daha ileri bir cümle söyleyeyim. Biz artık Avrupa uygarlığıyla akıl hesaplaşmasına girmeliyiz. Avrupa uygarlığının son 2 asırdır bu ülkede çatı norm olarak kabul edilmesinden kaynaklanan bütün felsefi temellerde, bütün Avrupa düşüncesinin bütün yansımalarını, oluşmuş normların hepsini kendi değerlerimiz ve insanlık hedefli gözden geçirmek mecburiyetindeyiz. Sadece yani biz bir Avrupa ile akıl hesaplaşmasına girmek zorundayız. Avrupa ile akıl hesaplaşmasına girmezsek akıl özgürleşmesini başarmamız mümkün değil. Çünkü Avrupa son 200 yıldır bizim zihnimizi kilitledi. Aklımızı dondurmak istedi. Çok şükür aklımız dinamik, zihnimiz diri ve dinamik. Evet. Sayın Başkanım, son günlerde belki bu konudaki sizin şeyiniz. Ama bir şey sorayım. Yani şimdi bu LGBT sadece bir küresel saldırı olarak mı değerlendirebilir? Yani
ülkemize bir küresel saldırı olarak mı değerlendiriyor? Başka bunun... Sadece Türkiye değil ki bu saldırı. Bütün ülkeler. Bütün dünyada. Bütün insanlığa. Bakınız Almanya içe doğru çöküyor. Çünkü Almanya'da daha anaokuluna giden çocuklar eşcinsellik ve pedofilinin kucağına itiliyor. Bizzat devlet eliyle, eyalet yönetimleri eliyle. Bakınız Uganda'ya kredi vermiyor. Niye? Eşcinselliği reddettiği için. Bu saldırı bütün sadece dünyayı tehdit eden bütün misin? İnsanlığı bakın. Bütün insanlığı tehdit ediyor. Ama çok hızlı artıyor. Yani efendim, çok hızlı şekilde. Ellerindeki finansman gücünü kullanarak, ellerindeki sermaye gücünü kullanarak, özendirerek dijitali kendi hedefleri doğrultusunda araç haline getirerek diziler üzerinden, sinema üzerinden ve siyaset üzerinden bu ülkenin muhalefeti, dindar gördüğünüz Saadet Partisi, dindar gördüğünüz Deva Partisi, dindar gördüğünüz Gelecek Partisi. LGBT'ci mi yani? Çıktı, sahiplendiler. Boşun bakın. Çıktılar, sahiplendiler. Bunlar gizli saklı bir şeydi ki buyurun bakın. Yaptıkları açıklamaları çıkın, kendiniz okuyun. Bana söylemenize gerek, girin bakın. Hepsinin açıklamaları var. Net açıklamaları var. Çünkü hepsi bu eşcinsellik dayatmasının merkezi olan küresel finans elitleriyle el sıkışmış durumda. Evet, Sayın Başkan bir de şey soracağım. Son günlerde sosyal medyada çok tartışıldı bu Halil Kondakçı. Çok konuşuldu, çok tartışıldı yaptığı açıklamalar. Hatay Türk toprağıdır. Evet, yani. Musul Kerkük Türk toprağıdır. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Yani sosyal medyayı bir ikiye böldü. Savunanlar, şey yapanlar. Hatay Türk toprağıdır. Şunu ifade edeyim Şenol Bey kardeşimiz. Biz Türkler. Buraya sonradan gelmedik. Biz Anadolu'daydık. Biz Nuh'tan bu yana bu topraklardayız. Anadolu Türk milletinin yurdudur. Dolayısıyla tarihi herkesin doğru okuması gerekiyor. Ve herkesin çok dikkatli hareket etmesi gerekiyor. Bu ülkede aziz milletimizin fertleri arasında en çok birliğe ihtiyacımızın olduğu bir dönemde toplumdaki hassasiyetleri rahatsız edecek üsluptan ve dilden herkes kaçınmalıdır. Çok net söylüyorum. Hatay Türk toprağıdır. Anadolu Türk yurdudur. Biz sonradan gelmedik buraya. Biz buradaydık. Buradan gittik, bir daha geldik. Biz buradan gittik. Birileri tarihi çarpıtarak özellikle Anadolu'yu pagan hafızasıyla anlamlandırabilmek için Anadolu'daki Türklüğü tırnak içerisinde işgalci gösterebilmek için, sonradan buraya geldiler dedirtebilmek için özel çaba içerisinde olanların teknesine su taşıyacak üsluptan ve dilden herkes uzak durmalıdır. Herkes uzak durmalıdır, ölçüsünü de bilmelidir. Ölçüsünü de bilmelidir. Bir daha söylüyorum. Hatay Türk yurdudur. Hatay Türk yurdudur. Anadolu Türk yurdudur. Hanif Türk kimliğinin yurdudur. Hanif Türk kimliğinin. Anadolu, Mekke, Kudüs. Mekke, Medine, Kudüs ve Anadolu. Dikkatinizi çekerim. Niçin özellikle Anadolu'yu tekrar zapt etmek istiyorlar? Çünkü Anadolu insanlığın enerji merkezidir. Anadolu'yu hedefleri ne? Bakınız
Hedefleri ne? Anadolu'yu paganlaştırmak. Hedefleri Anadolu'yu paganlaştırmak. Hedefleri Anadolu'nun hanif kimliğini tasfiye etmek. Hedefleri tevhid esaslı Anadolu mayasını yok etmek. Bu kimin hedefi? Kimin hedefi? Vatikan'ın hedefi. O nedenle herkes üslubuna, diline dikkat edecek. Evet, Sayın Başkan, bunlar ulusal ve toplum tamamen ilgilendiren konular ama siz bir siyasetçisiniz. Siyasette 80'lerde de yani bizim yaşımız gereği çok o kadar bilmeyiz. Eşten dosttan da şey yapıyoruz. Siz bayağı da bir emek vermiş bir isimsiniz, mücadele vermiş bir isimsiniz bu anlamda. Mini görüşten beri gelmiş, mücadele vermiş isimlerden önemli Milli isimleri. Türk Talebe Birliği, Akıncılar, evet. Milli Selamet Partisi. Yeni kuşak bilmez bunu. Milli Selamet Partisi, İl Gençlik Kolları, İhtilal, mahkemeler, yargılanmalar, arkasından Refah Partisi Hareketi ve arkasından Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti Hareketi. 50. yıl. Tabii şey dememe gerek yok diye söyledim. 50. yıl. Allah uzun ömürler versin. Amin. Şimdi biraz siyasete gelelim. Yani siz görünce isteriz de tabii siz toplumsal meselelerde çok bilgi birikimlisiniz. Görüyoruz. Bunu çok şey de görüyor. Ama şimdi önümüzde yerel seçimler var. Mahalli seçimler var. Muhalefetin yani fazla bir varlık gösterememesi ve bazı unsurlar, iç çatışmalar. İşte AK Parti, MKK'sında olduğu bu AK Parti bu durumu, çünkü çalışmalar start verdiler, aday adaylık istifaları falan başladı. Yani bunu artıya çevirebilmek adına neler yapacaktır? Yani Türkiye'nin en büyük şanssızlığı muhalefetin çapsızlığı. Dolayısıyla AK Parti'nin de zaten en kritik zorluklarından birisi, karşısında kendisini zorlayacak bir muhalefet yok. Bir, iki, Sayın Erdoğan'ı zorlayacak bir lider yok. Bu sizin için olumlu bir şey. Bakın biz Türkiye'den bahsettik. Evet. Meseleyi eğer bir iktidarı güçlü kılacak en temel ögelerden birisi muhalefetin aklı başında diyalektiği olan, yeni zamanı doğru okuyan, hükümetin başardıkları ve başaramadıkları üzerinde ürettikleriyle söylediklerinin gücüdür. Bakınız, seçimi kaybettiler. Evet. Seçimi kaybeden muhalefet yerel seçim öncesinde bir anda bütün taşlar dağıldı. CHP bir türlü toparlanamıyor. Toparlanması da mümkün değil. Evet, siz daha önce röportajı zaten söylemiştiniz. Seçimden önce bir röportajımız olmuştu. Çok iyi hatırlıyorum onu. Bir röportajımız olmuştu. Orada zaten bunları söylediğinizi hatırlıyorum. Söylemiştiniz bunu. Zaten yerel seçime giderken de. Genel seçime gider. Yerel seçime giderken de şu anda. Evet. Gözüküyor ki muhalefetin derlenip toparlanması mümkün değil. CHP'den yeni bir parti çıkabilir. Bir parti daha yani. Tabii ki bir parti daha çıkabilir. Diğer partilerin kendi aralarındaki ittifakları karşılık bulabilir mi sosyolojik olarak? Görmek lazım. Şu anda toplumda özellikle ekonomik zorluklardan dolayı sokağın doğal olarak hükümetimize yönelik itirazları var, eleştirileri var, kızgınlıkları var, kırgınlıkları var. Bunların hepsi saygı duyulacak hallerdir. Dolayısıyla burada vatandaşımızın bu süreçteki yaşananlardan dolayı, çünkü deprem 103 milyar dolar Türkiye'ye bütçesine taşınmış, ortaya çıkan maliyeti. Bu hepimizin maliyeti. 18 yıl etkilendi. 800 bin konut. Devlet bütün bunların hepsini yapmak için hareket halinde, yeni şehirler ve ilçeler ortaya çıkıyor. Bu hepimizin vazifesi. Tabii ki bu süreçte seçimden sonra özellikle zamların, hayat pahalılığının ve emekli vatandaşlarımızın
emekli vatandaşlarımızın maaşlar arasındaki farklardan dolayı sert eleştirileri var. Bunların hepsine saygı duyuyoruz. Ama bu süreci pozitif anlamda tekrar dönüştürecek güç de Sayın Erdoğan liderliğindeki Cumhur İttifakı'dır. Evet, vatandaşımız burada eleştiriyor. Bu hayat pahalılığını aşacak, bu zorlukları aşacak güç de, güven de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinin şahsında, bu hükümetin sorumluluğundadır ve bunu başaracağına da inanıyorum. Bir zorluk dönemimiz var. Zorluk dönemimiz var. Ortaya çıkan dengesizlikler var. Özellikle vahşi neoliberalizmin acımasız politikalarını, fırsatçılığı, stokçuluğu affetmeyen bir iş dünyasında belli bir kesim var. Hiç acımayan. Yani bu ülkede para kazanıyorlar ama bu devletin karşı karşıya kaldığı, bu aziz milletin karşı karşıya kaldığı zorlukları üstlenmede hiç taraf olmuyorlar. Üslupları şu: ne olursa olsun biz para kazanmak zorundayız. Bizi ilgilendirmiyor. Ve bu anlamda devletin vatandaşımızın lehine daha sert müdahaleci olması gerektiğine inanıyorum. Yani tarladan sofraya gelinceye kadar ki bütün ara geçişleri kontrol altına devlet almalı ve gerektiğinde vatandaşın lehine belirleyebilmelidir. Yani marketlerin insafına, haldekilerin insafına, aradaki aracıların insafına bu ülkenin sofrası asla kurban edilemez. Bu zorlukların karşısında bir daha söylüyorum. Türkiye'nin ilk 100 bin zengini Sayın Cumhurbaşkanımızın karşısına çıkmalı ve şu soruyu sormalı. Sayın Erdoğan, 100 milyar depremi mali, 103 milyar dolar depremi maliyeti var. Bu şehirlerin hepsi bizim. Depremde şehit olan vatandaşlarımız, Allah rahmet eylesin, yaralılarımız var. Evet. Deprem gazilerimiz var. Anne çadırlarda, çocuklarımız var. Çadırlarda yaşayan, konteyner kentlerde yaşayan, memleketini terk etmek durumunda kalmış doğal olarak. Bu insanlar bizim insanımız. Onların her birinin sorumluluğu bizim sorumluluğumuz. Onların tekrar hayatlarına, normal hayatlarına ulaşabilmeleri devletin ve topyekun. Bu sadece memurun, işçinin, köylünün, dar gelirlinin, sabit gelirlinin sorumluluğunda değil. Sermaye kesimi çıkmalı Sayın Cumhurbaşkanımızın karşısına. Bu sürecin aşımında biz Türkiye'nin ilk 100 bin servet sahibi olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Niye demezler? Kaldı ki niye söylemiyorlar? Ciddi paraları kazandığı şeylerden bir tane. Paralarını bu ülkede para kazanıp paralarının bir kısmını yurt dışındaki bankalara transfer edenler neden bu paralarını Türkiye'ye transfer etmezler? Eğer etmiyorlarsa devlet ettirtmeli. Etmiyorlarsa devlet, çünkü devlet güçtür. Kimin lehine? Toprağımızın ve milletimizin lehine güçtür. Kardeşim, senin yurt dışındaki bankandaki paranı biliyoruz. Al ve getir demeli devlet. Gidip de Türkiye'deki bu içinden çıkmamız gereken zorluk için yurt dışında Türkiye'nin sürekli Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptığı uluslararası temaslarla Türkiye'nin yatırım çekebilmek için attığı adımlar çok değer, ama bu adımlar bir yandan atılırken, Sayın Cumhurbaşkanı devletin elini rahatlatacak adımları atması gereken yurt dışına paralarını transfer etmişler, getirin. Ve en önemli noktalardan birisi şu: kamuda ve yerel yönetimlerde tasarrufun davranış biçimlerinden başlaması gerekiyor. Sokak güvenmeli. Şimdi biz, Sayın Cumhurbaşkanımız tasarruf diyor,
Sayın Cumhurbaşkanımız tasarruf derken belediyeler, istisnalar elbette ki vardır. Belediyeler eğer bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın bu talimatına aykırı bir şekilde altlarındaki arabalardan ödün vermeden, betona yatırım yapmaktan vazgeçmeden hareket ederlerse, kamu kesiminde hakeza hareket ederse, sokak bu anlamda doğal olarak soru soruyor. Benden tasarruf istiyorsunuz ama öbür taraftan hem yerel yönetimlerde hem kamu kesimindeki bu israf, bu topyekün bütün yükü, bizim baştan beri itiraz ettiğimiz şu, bir zorlu dönemden geçiyor ama bütün yükü 15 Temmuz gecesi sokağa çıkan, tankın altına yatan, uçaklara kafa atan, perdelerin arkasına saklanmadan göğsünü bu ülke için siper eden Sayın Cumhurbaşkanımıza önünde dimdik durarak, aziz milletimiz dimdik durarak Sayın Cumhurbaşkanımızı emperyalistlerin saldırıları karşısında omuzlayan aziz milletimizin, aziz milletimize çıkmamalıdır. O nedenle bu süreci topyekün birlikte aşacağız. Ancak topyekün birlikte aşabilmemizin şartı sokağın şunu görmesi lazım. Bakınız Şenol Bey kardeşim, sermaye yaşam biçiminden hiç ödün vermiyor. Tarzından ödün vermiyor. Para kazanma iştahından hiç ödün vermiyor. Marketteki raflardaki fiyatlarını roket hızıyla yukarı çıkarmaktan hiç ödün vermiyor. Daha hükümetin maaş zamlarını açıklamadan tahmin edilen maaş zamlarını etikete hemen yazıyor. Dükkanları kapatıyor etiket ayarlaması için. Sermaye çevresi, bir de şey yaygın. Sermaye çevresi hiçbir şartta devletin risklerini üstlenmiyor. Milletin sırtından yıkar. Nasıl olacak bu iş? Bütün yükü biz çay tarlasındaki çayını toplayan Rizeli'ye mi? Ordu'daki fındık toplayıcı üreticiye mi? Fabrikada çalışan işçiye mi? Rize Belediyesi'nde çalışan işçi kardeşimizden mi bekleyeceğiz hep biz fedakarı? O zaman ben de diyorum ki kardeşim 100 bin zengin çıkın. Devletin ve milletin karşı karşıya kaldı. Bu olabilir. Dünya tarihinde bunlar hep olmuştur. Zorlu dönemler olmuştur. Aşılmıştır. Bakınız bu ülke yaklaşık 20 yıldır üst üste istikrarlı bir dönem. Ama bir yandan önce pandemi denilen tırnak içerisinde bir dayatma tarz olarak hastalık, grip, ağırlaşmış bir grip tarzı. Arkasından Ukrayna-Rusya krizi bütün ekonomik model etkilendi. Bütün dünya etkilendi. Arkasından tam derlenip toparlanıyoruz derken afiyet. 6 Şubat, Asım Felak, tamam bunların hepsi, bunun devlete yükü var. Bu yükün millet tarafından hep beraber garip kuraba bütün yükü çekecek. Sermaye sahipleri hiç onlara dokunmayacak. Onlar her şartta kazanacak. Döviz çıktı kazanacak. Faiz çıktı kazanacak. Faiz indi kazanacak, döviz düştü kazanacak, borsa çıktı kazanacak, borsa indi kazanacak. Öyle mi? Şimdi devlet burada neoliberal politikalardan vazgeçmeli. Devlet vatandaşının hukukunu koruyacak şekilde gücünü göstermelidir. Sokak bunu istiyor. Sokak bunu istiyor. Yani emekli vatandaşlarımızın emekli maaşlarına zammın az olmasından dolayı kızgınlığı, öfkesi saygı duyarım. Ama emekli vatandaşlarımızın bilanço içerisindeki, Türkiye'nin bütçesi içerisindeki maaşlarını analiz ederken dönüp buna ederken evet peki ama dönüp Türkiye'deki belli sermaye çevrelerinin hiç sanki Türkiye'de bu ekonomik zorluklar yokmuşçasına hareket etmesine de tavır koymalıyız. Öyle bütün yük emeklilerimizin sırtına, işçilerimizin, dar gelirlerimizin, esnafın sırtı üzerinden yönetemeyiz.
Tam burada emekleri not almıştım başka. Gördünüz mü ya? Ben saygı duyuyorum. Emekleri çok tepkili. Tabii ki yani şimdi. Yani 7500 lira emekli maaşı, kira 10 bin lira. Bu insanımız 10 bin lira bulamazsın. Rize giriyor demiyor. Yani, bulamıyorsun şu bu, anda. Şimdi yani. Bu noktadaki vatandaşımız elbette ki bana kızacak. Başkasına kızmayacak ki. Başkanım bu konuda demişken bir şey sorayım. Siz siyasetin merkezindesiniz. Şimdi mesela kanunla kiralar %25'e sabitlenmiş. %20. Ama, hayır, realite öyle değil. Ama ve şu 2000'den 7000'e çıkan bakın, kiralar çok sorunlar görüyor. Tedbir almak zorundayız. Bir sosyal cinnete gidiyor iş. Bakınız burada bu mesele yüzünden iki genç adam. Evet. Sorunlar yaşanıyor son günlerde. Ben toplumun Türkiye'nin değişik yerleri ve ciddi morali bozmamak için bu konulara girmiyorum ama toplumda mal sahipleriyle kiracılar arasında karşılıklı çok ciddi bir niza var. Uyumsuzluk var. Evet, hükümetimiz bir adım attı, %25 dedi ama gördük ki realite alakası yok. O zaman bir yeni model arayışımız olmalı. Ya bölgesel kira uygulamasına geçilmeli. Bölgesel kira uygulaması. Ne geçilmeli? Yani İstanbul'un her noktasında neredeyse 20, 35 bin, 40 bin lira kira var. 10 bin liradan aşağı neredeyse kira. Şimdi İstanbul'daki polis evladımız nasıl çalışacak? Öğretmenimiz nasıl çalışacak? Hemşire nasıl çalışacak? Öğretmen nasıl çalışacak? Şimdi o zaman bir şey gördük. İyi niyetli hükümetimiz adım attı. %25'te sınırdı ama gördük ki sokakta bu tutmadı. Peki ne yapmamız lazım? Aynı şekilde şimdi burayı %25'te sınırlandırdık. İş yeri kiraları. Yani geçen gün bir arkadaşım arıyor. Bir fabrika 150 bin lira oturduğu yere 750 bin lira istiyor. Tabii. Allah Allah. Şimdi bu mal sahibi, vicdan, ölçü, nezaket bu ülke hepimizin ya. Bu ülke hepimizin. Siz o fabrikadaki üretim yapan aileyi, üretimi durdurduğunuzda ne geçecek elinize? O fabrikada en az 200 kişi çalışıyor. O 200 tane insan nereye gidecek? Ne olacak o kapattığı zaman? Hadi fabrika sahibi hayatını da o emekçi alın teri döken kardeşlerimiz nereye gidecek? Şimdi o zaman bakınız o zaman %25'in tutmadığını gördüğümüze göre hükümetimiz oturup ticaret odalarıyla, belediyelerle, sivil toplum kuruluşlarıyla bu meselenin çözümünde bir eşgüdüm sağlamalı. Ve sokağın da düşüncelerini alarak, çünkü yani şimdi düşünün İstanbul'da benim son 1,5-2 aydır en sık karşılaştığım talebi söyleyeyim ben size. İsmini vermeyeceğim, kamu bürokrasisindeki görevli memurlarımız İstanbul'dan gitmek istiyor. Niye? Ayakta duramıyor. Soruyorum ben size şimdi. Polis evlatlarımız İstanbul'da nasıl ayakta duracak? Öğretmen evlatlarımız İstanbul'da nasıl ayakta duracak? Hemşire nasıl ayakta duracak? Şimdi bu bir sosyal patlamaya doğru. Sosyal bir ağır probleme doğru gidiyor. Onun için buradan Ankara'daki arkadaşlarımıza sesleniyorum. İstanbul'daki MÜSİAD'a, ASKON'a, TÜMSİAD'a, kim varsa iş dünyasına, beraberinde ticaret odasına, sanayi odasına, sivil toplum kuruluşlarına sesleniyorum. Hükümetimizle beraber bu konuda oturup %25 modeli tutmadığına göre iyi niyetle atılmış bu adam. Şimdi karşı karşıya kaldığımız bu problemin çözümü için ne yapılabilir? Bölgesel kira uygulaması mı? Alternatiflerden bir tanesi. Tartışmak lazım. Ama mutlak surette bunu çözmeniz ve emekli vatandaşlarımızın bu anlamdaki kızgınlığını görmeliyiz. Bakın Rizelisiniz, Güneysu'yu bilirsiniz. Çaykent'i biliyorsunuz Salah abi, Çaykent. TOKİ'de yapıldı. TOKİ'de 9 bin TL kiraya yer verildi. Hayatta hayal edilemeyecek bir şey. Ya. 9 bin TL'ye Salah'a kiraya yer verildi. Yani hayatta ömrümce hayal kursam, en uçuk hayali kursam böyle bir hayal kuramazdım yani. O zaman bunların sebeplerini, sonuçlarını analiz edecek güçlü çalışmalara ihtiyaç var. Çünkü kira tartışması ağır bir travmaya doğru gidiyor. Şimdi çocuk aileler de etkileniyor. Bakın, bu giden süreçten etkilenmez taşınma, olur. O probleme çocuk çocuğa yansıyor. Taşınması var,
İçeride ailenin düzeni, ona göre bir bütçesi var şimdi. Diyelim ki kirası 3000 lira. Sabah kalkıyor 9000 lira diyor. 9000 lira. Şimdi bu insan 3000 lira kiraya göre bütün hesabını kitabını yapmış. Sabah geliyor, yoksa çık diyor. Çık diyor. O nedenle bu dengenin azami ölçüde, azami ölçüde sağlanmasına yönelik adımlarda hükümetimiz gecikmemelidir. Net söylüyorum. Bu konuda arkadaşlarımızın çalışma yapıp Sayın Cumhurbaşkanımıza arz etmeleri gerekiyor. Sokaktaki bu anlamdaki problemin psikolojik etkisinin katsayısı Ankara'dan görülemeyecek kadar yüksek. Ankara'daki arkadaşları uyarıyorum. Ankara'daki arkadaşları uyarıyorum. Bu meselenin sokaktaki psikolojik negatif etki katsayısı Ankara'dan görülemeyecek kadar yüksek. Çok ciddi bir iddiada bulunuyorsun. Peki bu yerel seçimlerde bu hiçbir çözüm yapılmasa yerel seçimlere, mahalle seçimlere yansıması olur mu? Yerel seçimlerde tabii birden çok faktör devreye girecek. Ben o vakte kadar Türkiye'nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın attığı ve atacağı adımlarla önemli ölçüde bir dengeye doğru evrileceğine inanıyorum. Dolayısıyla bugünden yerel seçimleri doğrudan belirleyecek bir karar cümlelerinden uzak dururum. Ama bugünkü haliyle bu bir tehlike midir? Evet, tehlikedir. AK Parti'nin tedbir alması, Cumhur İttifakı'nın tedbir alması, hükümetimizin tedbir alması gerekmekte midir? Evet, gerekmektedir. Ki milletvekili arkadaşlarımız esnaf ziyareti yapıyorlar. Oralarda da aldıkları tepkiden korkmamalılar bir kere, onu söyleyeyim. Hiçbir milletvekili arkadaşım. Çünkü sokak bana tepki gösterecek doğalı. Niye? Ben iktidar partisiyim. Kime gösterecek tepki? Muhalefete mi? Söyledik zaten, Türkiye'nin en büyük şanssızlığı muhalefetin çapsızlığı. Çünkü ümit biziz. 28 Mayıs'ta bütün emperyalist saldırılara rağmen neredeyse gelip kendileri sandıkların başında durmaya yeltenecek kadar bu ülkenin egemenlik haklarına müdahale etmek için bütün saldırılardan geri durmamalarına rağmen aziz milletimiz çıktı. 28 Mayıs'ta emperyalizme res çekti. Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar Cumhurbaşkanı seçti. 14 Mayıs'ta parlamentoda sizin emperyalizmin politikalarını uygulamanızı izin vermeyeceğiz diye tavır koydu. Şimdi bu insanlar elbette ki canları yandığı zaman, kızdıkları zaman bana söyleyecek, başkasına söyleyecek hali yok ki. Evet, Sayın Başkan, konuşmalarınızı çok da şey yapmak istemiyorum. Birçok konuya vakıfsınız ve değerli olduğu için, ama notlar alıyorum. Belki bu anlamda Bir buçuk saat olmuş ama. Başkanım, sizi bulmak yani, siz Ankara merkezi yapıyorsunuz. Ankara Siyaset Merkezi'ndesiniz. Bak, ben burada bir şey söyleyeyim. Ben burada Metin Külünk olarak buradayım. Evet. Elbette ki AK Parti'nin neferisiniz. Elbette ki bu çok kıymetli, ama burada partinin politikalar adına konuşma benim vazifem değil. Evet. Ben bu topraklara karşı, evladı olarak ben şahsi, bu topraklara karşı sorumluluğu olan benim burada, bütün ailem burada yatıyor. Anam burada yatıyor. Babam burada yatıyor. Ablam burada yatıyor. Dedelerim burada yatıyor. Bildiğim, yani biz Trabzon'dan buraya gelmişiz. Buraya gelişteki büyük dedemizden, Ahmet dedemizden başlamak üzere bütün ecdadım burada yatıyor. Onlara karşı sorumluluğum var, bir. İki, gelecek nesillere karşı sorumluluğum var. Üç, 1071 Malazgirt'e karşı sorumluluğum var. Dört, 1915 Çanakkale'ye karşı sorumluluğum var. Sorumluluğum var. Beş, 1923'e karşı sorumluluğum var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı benim sorumluluğum var. Altı, benim alıp verdiğim nefese karşı sorumluluğum var. Yedi, biz bütün insanlığa karşı sorumluluğumuz var. Dolayısıyla burada düşüncelerimi bu temelde ifade ederim. AK Parti adına konuşma hakkım yok. Metin Külünk olaraktır bu düşüncelerim. Bu düşüncelerim zaman özgürce bana aittir. O zaten çizginizden belli Sayın Başkanım. Yani çünkü söylediğiniz bazı söylemler sürekli gündem, ama ben sizi yakından takip ediyorum.
İşte geçenlerde bir söyleminiz daha mesela yakıtta 15 Temmuz kutlamaları akşamı. Söyledim. Bunu bir. Aynen söyledim. Yani ya yine bir, söylüyorum. Daha ileri söylüyorum. Bakın orası zaten sizin bu profili gösteriyor. Veriyorum. Kardeşim bu yük sadece sabit gelirli, dar gelirli emeklinin emekli yüklenilemez. Açık açık da söylüyorum. Türkiye'nin 100 bin iş adamı Cumhurbaşkanımızın karşısına çıksın. Bu sürecin devletle birlikte. Ya orada bu bir yükü... vergilendirmede bir denge sağlanamaz mı devlet? Yani onlar kasa çıkmak yerine işte... Ya çıksın desinler ki. Yani bir vergi süreci, sağlanamaz bakın, mı? Bu sürecin aşımında biz Türkiye'nin 100 bin zengini olarak üzerimize düşen neyse bir kerelik vergi mi? Sayın Bakan diyor ki bazı dolaylı vergiler bir kerelik. Dönülsün Türkiye'de milyar dolarlar kazanan sermayede bir kerelik kazandıkları ölçüsünde vergi versinler kardeşim. Ekstradan bir kere. Yani. Ekstra versin. İşçi veriyor. Memur veriyor. Dar gelirli veriyor. Esnaf veriyor. Onlar da çıksın desin. Bir kere biz çıktık. Bu ülkede bu para nerede kazandığımız paraları? Kimin sırtından kazandınız? Sırtından, 20 yıllık bu istikrar döneminde Türkiye'deki sermayenin büyümesine bir bakın bakalım. AK Parti döneminde zengin olanlar çıksınlar bir saniye. Açık açık söylüyorum. AK Parti döneminde 20 yıllık istikrar döneminde sermayesine sermaye katmışlar. Çıksınlar Sayın Erdoğan'ın karşısına desinler ki biz buradayız. Bu yükün aşımında senin lider olarak, bu devletin başı olarak senin omuzlarındaki bu yükü taşımak üzere buradayız. Bize bir kerelik ek vergi mi neyse karşılıklı bunu belirleyin biz buradayız desin. Sokakta dönüp desin ki bu ülkede bu milletin sırtından para kazanılanlar da bu zorlu dönemde bu milletin yükünü omuzluyor desinler ya. Neredeler? Onların modeli şu. Biz her şartta kazanacağız. Bana ne diyor? Klasik neoliberal ahlak. Vahşi kapitalizm, vahşi neoliberalizm. Bunun dindarı, dindar olmayanı yok. Hepsi aynı bunların. Çünkü kendilerine dokunulmayacak hiç. Siz hiç roket hızıyla çıkan fiyatların, marketlerdeki fiyatların roket hızıyla aşağı indiğini gördünüz mü? Dükkan kapatıyorlar etiket değiştirme yarışmasından dolayı. Dönüyorlar, tarladan itibaren fiyatları belirlemenin peşine düşüyorlar. Gidiyorlar önceden sermaye gücüyle kapatıyorlar, alanları kapatıyorlar. Efendim, aradaki tedarik hattını kendileri oluşturuyor. Ondan sonra dönüp diyor ki biz %5 kar. Yalan söylemeyin hiç olmazsa ya. Aradaki nakliyeci sizin. Toprağı siz, tohumu siz veriyorsunuz. Daha doğmadan bütün her şeyi siz belirliyorsunuz. Ekiminden biçimine 3 liralık domatesi, 5 liralık domatesi İstanbul'a 40 liraya yedirttiriyorsunuz. Ama devlet böyle bir zorlukla karşılaştığında zannediyorsunuz ki 2 tane konteyner diktim, 3 tane çadır kent kurdum, 4 tane aşevi kurdum. Oh vicdanlarında aklıyorlar. Deprem bölgesine biz yardım ettik diye. Kardeşim çıkın sahaya. Sayın Cumhurbaşkanımızın huzuruna çıkın. Deyin ki bu yükü tamamen işçi, köylü, dar gelirli, esnaf, emekli yaşamasın. Bu yükü biz de bu ülkede para kazanmış. Bir daha söylüyorum. AK Parti iktidarı döneminde büyümüş olanlar. Evet gayet iyi anlıyoruz. Bakın altını çizerek söylüyorum. AK Parti iktidarı döneminde Türkiye'nin İlk binine, ilk 5000'ine, ilk 10000'ine girmiş olanlar çıkın Sayın Cumhurbaşkanımızın karşısına burada izleyin. Bu ülkenin son özellikle Cumhuriyetimizin kuruluşun ardından devletin imkanları üzerinden güç sahibi olmuş, sermaye sahibi olmuş. Olmuş, sermaye sahibi çıkın. Yok, bütün yükü. Gariban çekecek. Köylü, yok öyle bir çiftçi, emekçi. Birisi de çıkar itiraz eder. Bu anlamda da önümüze çıkıyor. Mesela işçiler, belediye işçileri veya benzer kurumdaki işçiler belli bir rakam üzerine işte asgari sonra maaşlar aşağıya düşüyor bu vergilerin. Sevgili kardeşim bak esnaf bu ülkenin en önemli yükünü çeken adreslerden. Evet. Esnaf, işçi kesimi, işçi, emekliler, dar gelirler. Ama şu an en büyük sistem emeklilerde. Yani ben sağdayım. Ben de görüyorum. En büyük sistem emeklilerde. Ben de görüyorum. Çünkü doğal olarak insanlar canları yandığı için kızıyorlar. Bizim buna şunu dememiz lazım. Sizi anlayışla karşılıyoruz. Kolay değil arkadaş. Evet. Şenol Bey kardeşim. Kolay değil.
Şunu da yapmayalım ama. Efendim, tatil beldeleri dolu, restoranlar dolu, evet, otomobil satışları, evet, otomobil satışları çok, işte konut satışları çok. Arkadaşlar biz 85 milyonluk bir ülkeyiz. Bu toplamda ne kadarını ifade ediyor? 5 milyon etsin. 80 milyon bakın, nerede? Bu ülkede ortalama şu anda toplumun yüzde maksimum 0 ile %40 arasındaki kesimde bir zorluk var. Bunu görelim. Yarı yarıya yani bir... Ben en uç rakamı söyleyeyim. Belki bu 30 olabilir, belki 25 olabilir veya 40 olabilir. Bu aralıkta sıkıntı var. Bunu görelim. Bunu görmek zorundayız. O zaman 2026'ya kadar, Sayın Bakanımız diyor ki 2026'ya kadar sokağın bu dengenin sağlanma sürecine kadar sokağın rahatlamasına yönelik atacağımız adımları da söylemeliyiz insanımıza. Ki güven ortaya çıksın. Sayın Cumhurbaşkanımıza sokak güveniyor. Elbette güveniyor. Güçlü lider. Allah hayırlı ömürler versin kendisine. Bu ülkenin en stratejik gücü, lideri. Onun bu mücadelesinde, bakınız şu anda kuşatma altındayız. Şenol Bey kardeşim, son çeyrek asrın en ağır kuşatması altındayız. Ve emperyalizm bütün içerideki işbirlikçileriyle beraber hareket halinde, ellerine fırsat geçsin, 15 Temmuz'dan daha ilerisini bu ülkeye dayatırlar. Daha açık ne söyleyeyim? Hedef şu, bu kuşatmanın stratejik hedefi. PKK'yı devletleştirmek istiyorlar. Bunu yaparken de İsrail'in güvenliğini sağlamak için Türkiye'yi etkisiz, devleti çökertip İzmir'den Konya'ya çizgiyi çekin, güneyini Anadolu'dan kopararak Suriye'nin kuzeyini, Irak'ın kuzeyini bir araya getirip Irak PKK'yı devletleştirip İsrail'in güvenliğini sağlamak istiyorlar. FETÖ'nün hareketliliğinin asıl sebeplerinden birisi budur. Amerika'nın bizi Yunanistan üzerinden, güneyde DAEŞ üzerinden, PKK üzerinden, içeride FETÖ üzerinden sürekli tehdit etmesinin stratejik hedefi budur. Çünkü Amerika'nın ayakta durabilmesinin şartlarından birisi, çok ileri bir cümle söyleyeyim, Türkiye'nin bölünmesidir. Çünkü Amerika'yı ayakta tutan güçler Amerika'ya Türkiye'nin bölünmesini dayatmak istiyor. Başarılı olamayacaklar ama dikkatli olmak zorundayız. Uyanık olmak zorundayız. Evet. Onun için FETÖ'nün inanılmaz hareketliliği var. Bu rastgele değil. Ve söylüyorum, canlı yayınlarda tarihe kayıt, büyük bir katliam yapmak için geliyorlar. Eğer başarırlarsa, Allah göstersin. Bak açık söylüyorum. Bir büyük katliam, çünkü bu son şansları. Çok net söylüyorum. İster ya ne diyor bu adam desinler. Ben vazifemi yapayım. Çünkü 15 Temmuz öncesinde de, bir yıl öncesinde bunlar ısrarla darbe yapacaklar dediğimde Ankara'daki arkadaşlarım bir kısmı duymamıştı. Duymak istememişti. Şimdi de söylüyorum. Geliyorlar, hedefleri Türkiye'yi bölmek. Dikkatinizi çekerim. İçeride PKK'nın sessizleştirilmesinin sebebi var. Elbette ki devlet güçlü. Emniyet teşkilatımız, istihbarat teşkilatımız inanılmaz başarılı bir mücadele veriyor. Ama sessizleştirilmesi kimseyi kandırmasın. Anladım. Satırsa tek cümle bir şey soracağım. CHP'den bir parti çıkabiliriz dediniz ya. İmamoğlu olabilir ben mi? Ben bilmem ya. Genel başkanlar lafa da çekildi. Onların dışarıdan gelen... Çok... Bakın benim gündemim CHP değil. Değil. Yani ben de kamuoyu da merak ediyorum. Yani bir de bu ekranlarda sürekli, evet, CHP'nin tartışılması da bir gereksiz. Onun yerine ekranlarda tartışılacak. Ekonomi ve şu kira meselesi bunlar. Sadece ama şu üslupla tartışma değil.
Yani hükümetteki arkadaşlarımız o programları izlediğinde görmedikleri bir pencereyi görmeli. Yani sloganvari, hamaset dolu, sırf eleştirmek için eleştirmek değil. Evet, şurada atılan şu adım doğru ama şunla beslenmeli. Şu adım yanlış ama bu doğrusu diyecek bir üslupta. Evet. CHP beni ilgilendirmiyor. Yok, hayır, bunu şundan sordum. İmamoğlu son günlerde genel başkanı çalışıyor. Sayın Sarıgül de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı istiyor. Kemal Bey de mevcut İBB'nin başındaki isme yani dedi. O da dedi ki ben yola çıkıyorum, adayım demedim dedi. Yani labirentte dolaşsan labirentten daha kolay çıkarsın. Anladım. Şimdi bir şey sormak istiyorum. Metin Külük olarak ki buradayım dediniz. Ekranların önündeyim. O zaman ben Metin Külük olarak bir şey sormak istiyorum size. Şimdi bazı takip ettiğimiz hususlar vardır yerelde. Tabii ki bu çok ilde bakıyorum ajanslardan gelen haberlerde. Bu birçok ilde de uygulanıyor. Bu derneklere, bu vakıf başlıkları altında çok ciddi destekler veriliyor. Paralar harcanıyor. Ama başarıyla yan yana koyduğun zaman, fotoğrafları okuduğun zaman, takip ettiğimizde, dönelere baktığın zaman halk eğitim merkezleri çok daha başarılı projeler çıkartıyor. Oysa ki çok daha cüzi bütçelerle. Bu anlamda yukarının bundan haberi yok mu? Veya yani inanın ki bunlar belki size küçük rakamla geliyor ama yerel de çok ciddi paralar harcanıyor. Şöyle oldu, sen ne demek istiyorsun? Şimdi şunu diyorum ben yani... Derneklere, yereldeki vakıf derneklere kurulan yerel dernekli kadın kooperatifleri, şunlar bunlar, başka yerlerde ciddi paralar, Kültür Bakanlığı bünyesinde ciddi paralar harcanıyor, alınıyor. Parayı verenler denetlesin. Bu kadar. Mesela siz az önce bir şey söylediniz. Dediniz ki tasarruf yapılırken belediyeler yapıyor. Bunu AK Parti belediyeleri de yapıyor mesela. Konser, festivaller, gelse. Yani bu konu zaten sokak aşırı öfkeli bu konuda. Çok yani bakın, yapılan ben festival bilmem. Bak, ölçüyü verip hedef göstermek istemiyorum ama çok basit bir şey. Hiç beni bu güncel tartışma üzerinden konuşmuyorum. Net bir ölçüm var benim. Evet. Çok net, açık açık söylüyorum. Belediyeler acil ihtiyaçların dışında betona yönelik yatırımları durdurmalıdır. Bu bir. İki, kaynaklarını ilçelerindeki ya da illerindeki bu ekonomik zorluklardan doğrudan etkilenen vatandaşlarımıza yönelik sosyal projelere aktarmalıdır. Betona yatırım, hayır, acil olanlar hariç, belediyenin bütün kaynakları, bu bir dayanışma örneğidir. İşini kaybetmiş esnafa, çocuğunu üniversiteye gönderecek ekonomik yeterliliği olmadığı için otobüs bileti alamayan, ders kitabı alamayan, burs bulamayan, çocuğunu gönderdiği yerde kirasına katkı sağlayamayan, akşam çok başarılı bir esnafken sabah dükkanını kaybetmiş esnafın bu dalgadan en az etkilenmesine sebep olacak. Beraberinde şehrindeki ki Üsküdar Belediye Başkanımızın bu anlamda çok güzel gayretleri var. Birçok emsal belediye de var. Şehrindeki öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik. Mesela ilçe belediyeleri bu zorluk dönemini aşmak için apartmanları bulabiliyorlarsa tutsun yurt yapsın. Bu süreci Anadolu'dan gelen garip, babasının annesinin imkanı olmayan ama okumak zorunda olan Anadolu evlatlarının İstanbul'da barınma ihtiyaçlarını karşılasın. Onların dönsün belediyelere teklif ediyorlar. Üniversitelerde fotokopi merkezi açsınlar ücretsiz. Yani öğrencilerin ders notlarının fotokopisini çektirebilecekleri ücretsiz şeyler açsınlar. Fotokopi merkezleri açsınlar. Basit. Belediye başkanımız yapıyor. Doğalgazlarına yardımcı oluyor. Bakınız. Basit kitaplarına, mesela öğrencilerin kitap alımlarına. Çok ciddi paralar şu anda. Ciddi. Yani bugün betona yatırım yapmasınlar iki sene. Bina yapmasınlar arkadaş. Mevcut binalar yeter, yapmasınlar. Böylece hükümetimizin üzerinden yük almış olacaklar. Hükümetimizin üzerinden. Bu söylediğiniz projelerde de yapılması gereken şey şu anda önceliğimiz şu. Önceliğimiz şu. Nedir o önceliğimiz? Bir zorluk dönemi yaşıyoruz. Evet, olabilir. Bir daha geçecek bu. Tereddütsüz geçecek.
Hiç endişemiz yok bizim. Türkiye'nin önü çok açık. İnanılmaz açık. Rizelilere bir daha sesleniyorum. Hemşerilerime. Sakın ha sakın Rize'den toprak satmayın. Evet, geçen de onu bak bir daha söylüyorum. Onu. Rize önümüzdeki süreçte Artvin çok ciddi enerji üzerinden önemli merkezlerden birisi olacak. Rize'de asla toprak satmayın. Rize'den göçmüş, burada çayını bırakmış başkasına, topraklarını işlememiş. Geri dönün ve topraklarınıza sahip çıkın ve sakın toprak satmayın. Israrla söylüyorum. Rize'nin doğasını da koruyun. Şimdi ne demek istediğimi anlatabildim mi? Evet, anlıyorum sizi. Yani yapılacak iş belli. Belediyeler lütfen araç israfına son versinler. Araç israfına son versinler. Araç kullanım şartlarını ağırlaştırsınlar. Çok fazla şikayet geliyor. Hafta sonları belediyelerdeki bir kısım görevlilerin araçları kendi mülkleri gibi, özel aracı gibi kullanıyor olmalarından, basit bir şey söylüyorum. Ama sokaktan çok ciddi şikayet geliyor. Sokak şunu görmeli. Şey yani. Evet, bir tasarruf süreci var. Biz de ayak uyduralım. Ama bak, belediyeler de son derece, kamu da son derece. Bu dönemde kamu yöneticileri lüks arabalara binmesinler. Binmesinler. Binmesinler efendim, ne olur. Bunun manası belki bu çok büyük bir şey tutmayacak. Ama sokak şunu görecek. Benden tasarruf istenirken yani bir adımdır bu. Yani çok büyük. Ben bu yükü omuzlamışken sermaye de bu taşın altına elini sokmuş. Ben bu yükü omuzlamışken devletin döviz ihtiyacı var. Döviz kazandıran faaliyetler artırılırken yurt dışından sermayelerini kazandıklarını yurt dışındaki bankalara götürmüşler de bak sermayelerini Türkiye'ye getiriyorlar. Bunu biz topyekun milletiz. Bu yük sadece Nene Hatun'un, Sütçü İmam'ın, Seyit Çavuş'un, Fevzi Çakmak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün omuzladığı büyük değil ki. Topyekun milletin omuzladığı büyük. Onlar bu mücadelenin önde gözüken önce isimleri. Önce isimleri. Alparslan'ın ordusundaki kahramanları, Yavuz'un ordusundaki kahramanları, Zaferler Ayı, Çaldıran Zaferi'nin yıl dönümü, Trabzon'un fethi, yıl dönümü kutlandı. Evet, Malazgirt, Malazgirt Zaferimiz, 26 Ağustos, 30 Ağustos, Zaferler Ayımız. Topyekun milletin o zaman bu zorluk döneminde aynı ruhla olmalı ve ama birileri 15 Temmuz'daki gibi perdenin arkasında bekleyecek. Bakalım birileri de tankların altına yatacak. Yok öyle bir dünya. Teşekkür ediyorum. Evet, Sayın Başkan, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bilgilendirici konumuz olduğunuz için bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Evet, sevgili izleyicilerimiz, haftaya Salı günü yine sizlerle birlikte olmak üzere. Allah'a emanet olun demeden önce bugün unutmuştum. Şurada bir not var elimde. Onu söylemek istiyorum. Bugün Rize Valimiz İhsan Selim Baydaş göreve başladı. Hayırlı olsun. Ama şunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Göreve başlama sürecinde basına vermiş olduğu demeci bizzat pür dikkat takip ettim. Vermiş olduğu demeç Rize adına şahsım olarak sevindirici buldum. Bazı meselelerle çok ciddi ilgileneceğini düşünüyorum. İnşallah bu verilen mesaj arkasında durulur. O noktada da bir şey söyleyeyim. Sayın Valimiz hoş geldi. Evet. Sayın Emniyet Müdürümüz de hoş geldi. Bu şehir kanunen adaletin tecelli ettiği ancak vicdanlarda yargılanması devam eden bir şehidi var. Altı verdi. Evet. Altı verdi. Kardeşimizin, emniyet müdürümüzün şehadeti Türkiye'yi sarsan
son yılların en büyük ağır suikastlerinden birisidir. Ben Sayın Valimizin ve Sayın Emniyet Müdürümüzün bu şehirdeki FETÖ'yle mücadelede son derece dikkatli ve çok daha kararlı, altını çizerek söylüyorum, dikkatli ve de bu cümlelerimin Rize'de kimleri rahatsız edeceğini biliyorum. Bunu ayrı özel bölüm olarak hazırlayıp geldiğinizi yapacağım başka burada. Bakın, kimleri rahatsız edeceğini biliyorum. Evet. Biz bu ülkeyi emperyalizme teslim etmek isteyen zavallıları rahatsız etmek için hareket halindeyiz. Bu ülkenin vatanseverlerini de göğsü dik bir şekilde yürümek için buradayız. Sözümüz özgürdür, irademiz de özgürdür. Temel konularda kimseye merhametimiz olmaz. Çünkü bu ülkeye bir şey olursa insanlık kaybedecek. Dolayısıyla yeni valimize hoş geldiniz diyorum. Yeni emniyet müdürümüze hoş geldiniz diyorum. Bu şehirde FETÖ mücadelesini çok güçlü bir şekilde yapmaları gerektiğini de dipnot olarak düşünüyorum. Ama parantez içerisinde şunu da söyleyeyim Sayın Başkan, o konuya girdiniz. Şunu da gördüm, etrafındaki bazı isimlerde benim söylemimden rahatsız olacaklar. Ama bazı isimlerin çok yakın markası aldığını da gördüm. İnşallah bu bakın süreci... söylüyorum. Hoş geldi, sefalar getirdi, bugün gelmiş. Kendisini tanırım. Güneysi Kaymakamlığı döneminde, evet. Ankara'da da bilirim. Saygı duyduğum, genç, iyi bir devlet adamı. Emniyet müdürümüzü de şahsen tanımıyorum. Ancak 1,5 ay evvel bir mesaj paylaşmıştım. Rize'de Altuğ Verdi'nin şehadetini doğru okuyacak ve FETÖ'yle mücadele kararlılığı olacak bir valinin Emniyet Rize'ye mi? Gitmesi gerektiğini ifade etmiştim. Bunun altını bilerek çizerek söylüyorum. Özellikle ve bilerek söylüyorum. Onun için Sayın Valimizin o sizin söylediğiniz kuşatmaya eyvallah etmeyeceğine inanıyorum. Eğer kuşatmanın ne olduğunu sormak isterse sizi davet eder. İşaret ettiklerinizi kendilerine söylersiniz. Bunun Rize'de çok ciddi, bu söylediklerimin çok ağırına gidecek adamların olduğunu biliyorum. Çünkü Rize'de henüz FETÖ mücadelesi kemale ermemiştir. Teşekkür ediyorum Başkan. Sağ olun. Hepinize iyi akşamlar diliyorum sevgili izleyiciler. Zengin kalkışı olsun. Uzun olamadım başkan. Teşekkür ederim. Abi,